Sayın Ali Mutlu Köylüoğlu, Vatandaşlık Temel Geliri Derneği Başkanı yayınımızda. Hoş geldiniz Sayın Köylüoğlu yayınımıza, iyi sabahlar. İyi sabahlar efendim, hoş bulduk. Bu imkan için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi haberimizi de izledik ama vatandaşlık temel geliri dediğimizde önce sizden alalım ayrıntısıyla, ne olması gerekiyor, neyi bilmemiz gerekiyor, biraz bu konuda bilincimiz yeterli mi Türkiye'de ve bu mücadelenin sonunda yani vatandaşlık temel geliri noktasında hakkımızı alma noktasına geldiğimizde nasıl bir ekonomik tetikleme, istikrar bizi bekler, buyurun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Öncelikle altta temel vatandaşlık geliri ifadesi var. Onu düzeltme şansımız var mı? Bu çok yanlış anlaşılmalara müsait bir ifade. Evet. Temel vatandaş, tali vatandaş çok sıkıntılı. Bütün vatandaşlarımız hepsi bizim vatandaşlarımız. Vatandaşlık temel geliri şeklinde yatabilirsek çok memnun olurum. Şimdi efendim vatandaşlık temel geliri bütün vatandaşlarımızı genç, yaşlı, kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, sosyal güvencesi olan, olmayan, sosyal güvenlik kurumlarına davetten katkı vermiş vermiş ayırt etmeksizin hayatlarını idame ettirecek bir parasal büyüklüğün tahsis edilmesini, ödenmesini öngören, devletimiz tarafından düzenli olarak ve ömür boyu ödenmesini öngören bir model. Bu aslında yüzyıllara dayanan bir geçmişi var. Fakat son 30 yılda ciddi yol kat etti. Özellikle son 10 yılda gerçek anlamda ölçülebilir şekilde teknolojik gelişmelerle bağlantılı olarak çok hızlı ilerliyordu. Şimdi bu pandemi süreci enteresan. Pandemi süreci aslında yeni bir şey yaratmadı. Pandemi süreci sadece gidişatı hızlandırdı, hissettirdi, bir fiil yaşattı ve belki de bazı yanlışları gerekçelendirdi, mazeretlendirdi. Pandemiden dolayı böyle oldu gibi. Halbuki zaten biz oraya doğru gidiyorduk. Bu kesin. Şöyle ki teknolojik gelişme, otomasyon, robotlar ve otonom sistemler kapsamlı bir şekilde mevcut iş pozisyonlarını devralıyordu. Bununla bağlantılı olarak da kitlesel işsizlik, kitlesel işlevsizlik, akabinde de kitlesel olarak hayatı idame ettirememe problemi gitgide günlerlere yaklaşıyordu. Hatta biz bunu yurt dışında da takip ediyoruz, dünyadaki değişik olayları da takip ediyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, oralarda çalışmakta olanlar da çok net hissediyorlar. Çünkü bu sıkıntı yaşandıkça oralardaki işte atıyorum Avrupa'da özellikle aşırı sağcı, neofaşist akımlar, ırkçı akımlar kuvvetleniyor ve onlara karşı bir tepki oluşturmaya çalışıyorlar. Fakat bu pandemi süreci dediğim gibi süreci çok hızlandırdı. Ben şunu arz etmek istiyorum. Aslında uzun paylaşımlar da yapabilirim ama özellikle turizm sektörünü, hizmet sektörünü yakın takip ediyoruz. Fakat bunlarla sınırlı değil. Şu anda tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar var. Bu tedarik zinciri kırıldığı takdirde geri dönüşü olmayacak kalıcı tahribatlarla karşılaşacağız. O yüzden bu vatandaşlık temel geliri konusunu çok çok önemsiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza bir koruma kalkanı veya bir güvence sistemi oluşturulmasının gerektiğine inanıyoruz. Şimdi burada bir şey daha paylaşayım. Burası da çok önemli. Çok ciddi bir nüfus var ülkemizde kayıt dışı çalışan. Yani herhangi bir odası, birliği, derneği olmayan, herhangi bir yerde kaydı olmayan ve kaydı olmadığı için de görülmeyen ama varlar. Görülmeyen devasa bir kitle var. Şimdi mesela biz açıkçası mesela geçenlerde Kadıköy'de bir basın toplantısı oldu. Esnaf dernekleri, 5 esnaf derneği toplantı yapıldı. Öncesinde sonrasında yoğun temaslarımız oldu kendileriyle. Kendileri dinledik. Haklı kendilerince sebepleri var ve onları talep ediyorlar. Tamam, süper. Başkaca yapılanmaları da takip ediyor. Onlara talepleri var. Fakat bir de sesini hiç duyuramayanlar var. Yani kayıt dışı hiçbir yerde yok. Hiçbir örgütü yok. Zaten kayda girmemiş. Adı üstünde kayıt dışı. Ki bu kitle günübirlik yaşıyor. Günübirlik kazanıp günübirlik hayatını devam ettiren bir kitleydi. Bu kitle ciddi şekilde işsiz kaldı. Tabii bağlantı olarak gelirsiz kaldı ve çoğu da ciddi veya herhangi bir birikimleri de yok veya çok az sınırlı birikimleri var. Yani bu işsiz, gelirsiz, birikimsiz bu üç kelime arka arkaya yan yana gelince veya arka arkaya gelince çok ciddi bir sıkıntıya işaret ediyor. Ben burada şu cümleyi kurup durayım isterseniz yoksa beni bırakırsanız ben de devam ederim ama şu çok önemli efendim. Bir bahçe düşünelim. Bu bahçenin toparlaması için sulama yapıyorsak bütün çimenlerinde su gitmesi lazım. Ama büyük yapraklara sadece sular tutuyorsa, büyük yapraklar suları tutuyorsa, yani şirketler veya bir takım örgütlü yapılar o suları kendi bir yere tutuyorsa ve tabana yani kitleye, vatandaşlarımıza yani bu örnekte de çimenlere su gitmiyorsa o zaman o bahçenin toparlaması mümkün değil. Biz buradaki analojiyle şunu demek istiyoruz. Mutlaka kamu kaynakları devreye alınması gerekir. Fakat kamu kaynakları mutlaka ve mutlaka birey bazında ki Türkiye Cumhuriyeti şu anda bu konuda en hazırlıklı ülkelerden birisi, şu anlamda hazırlıklı.
Mesela yurt dışında bazı ülkelerde vatandaşların derli toplu veri tabanı yok. Yani kim vatandaşımız kim değil. Vatandaş numarası vesaire bu hani e-devlet, işte nüfus kayıtlar vesaire. Orada biraz öndeyiz açıkçası. Gerçekten hatta bazı Avrupa Birliği ülkelerinden de öndeyiz. Yani vatandaşlara direkt ulaşmak lazım ki o sulamayı, o çimenlerin hepsine ulaşsın ki o bahçe toparlasın. Ama yukarıdan sulama yapıyor gibi gözüküp büyük yapraklar onu tuttuğu takdirde, şirketler onu tuttuğu takdirde bu aşağıya inemiyor ve maalesef sonuç alamayacağız. O Biz şekilde kayıt gidersek dışı ki... dediniz. Kayıt dışı çalışan bireylerden bahsettik. Yine bunların hesaplanması dediniz. Türkiye'de bir veri tablosu var bununla ilgili. Diğer ülkelere göre biraz daha iyi izlediniz. Vatandaşlık temel gelirinin eşit dağılımının ülke ekonomisine katkısı ne olacak ve bunun için bir temelde hazırlık, bir bütçe ayrılması söz konusu mu? Çünkü dediğiniz gibi bir derneğe, bir iş yerine ya da kayıt dışı olarak çalışan insanların da vatandaşlık temel geliri üzerinde en azından haklarının olabilmesi adına neler yapılıyor? Bunun içinde sosyal haklar da, yaşam hakları da birçok hakta söz konusu değil mi efendim? Şimdi efendim şöyle arz edeyim. Birincisi kayıt dışı kitle. Yani en kayıt dışı olanımız bile sonuç olarak nüfus idaresinde kayıt dışındayız. Bir kere o en sağlam güvencemiz. İkincisi bunun hayata geçmesiyle ilgili şöyle bir şey var. Bunun belki de felsefesinden birkaç cümle ifade etmekte fayda var. Vatandaşlık temel geliri bireylere onurlu bir şekilde yaşama kabiliyeti kazandırmaktır. Yani lütuftu, yardımdı, ne bileyim sigortaydı vesaire bu tip konseptlerle son derece mesafelidir. Biri lütfedecek, yardım edecek de bir başkası da o lütfu kabul edip, yardımı kabul edip hayatı idame edecek. Bunlar son derece rencide edici konular. Burada bir hak temelli bir konudan bahsediyoruz. Yani vatandaş temel gelir bir haktır. Hatta insan hakkıdır. Dün de biliyorsunuz insan hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalanmasının yıl dönümüydü. Şimdi burada şunu ifade etmek istiyorum. Onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşmak ne demek? Mesela bence onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşmak, hayır deme kabiliyetine kavuşmaktır. Tercih yapabilme, siyasi olarak tercihlerini ifade edebilme kabiliyetine kavuşmaktır. Ama ülkemizde laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin sosyal ayağı yeterince kuvvetli olmadığı için orada ihtiyaç sahiplerine siyaset mekanizması bir takım çözümler öneriyor. Ve çözümler önerirken de onların kolunu büküyor. Halbuki o kollar bükülmese siyaset çok daha sağlıklı şekillenecek ki insanla ilgili bütün problemleri oluşturan da çözen de siyaset mekanizması olduğuna göre o zaman da birçok problem çözümüne vesile olacak. Artı devasa bir huzur oluşacak. O huzur ortamı ekonomi büyümesine sebep olacak. Artı bu dağıtılan, tahsis edilen kaynaklar zaten ekonomiye geri döneceği için orada da bir büyüme etkisi yapacak. Yani bu konu açıkçası yük değil, avantaj. Şöyle diyebilirim, vatandaşlık temel geliri tatbikatının olmadığı ortamın maliyeti, vatandaşlık temel geliri tatbikatının yapıldığı ortamın maliyetinden çok çok daha fazla. Evet. O yüzden bu konuya ağırlık verilmesi gerekiyor efendim. Çok Diye teşekkür düşünüyoruz. ediyoruz efendim. Aktardığınız bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için, vatandaşlık temel geliriyle ilgili bilgilendirmeleriniz için. Bir cümle arz edebilir miyim? Son bir cümle müsaadenizle. Efendim, bunun önündeki en büyük engel kuvvetler ayrılığının yeterince tesis edilmemiş olması. Ülkemizde de, birçok ülkede de. Bununla ilgili kapsamlı anketler yaptık. Kuvvetler ayrılığı yeterince tesis edilmemiş. Özellikle de yasama erkeğiyle, yürütme erkeği geçmiş olduğu için yani şu andaki siyasi bizim mekanizmalarımızda, siyasi partinin talep olduğu pozisyonlarda bu yürütme erkinin, yasama erkini bir anlamda hasta etmesi, zehirlemesi, karakterini bozması, siyasi kimliğini menfaat şebekesine evrilmesi gibi bir şeyleri var. Nasıl diyeyim? Sonuçları var. Evet. Yani en büyük engel Teşekkürler. vatandaşlık temel kuvvetler ayrılığının olmaması. Çok Evet, teşekkür çok ediyorum efendim. teşekkürler. İyi günler diliyorum.